Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu elimde görmüş olduğunuz Diffenbachia çiçeğinin gövdesinden iki tane daha çıkmış durumda. Fakat bu iki Diffenbachia ana gövdeyi çok yormakta. Bu yüzden bunları bu gövdeden ayırmamız gerekiyor. Ayırdıktan sonra 3 adet Diffenbachia çiçeğimiz olacak. Peki biz bu işlemi nasıl yapıyoruz? Gelin birlikte izleyelim. Dallardan birini bu plastik bardak ile ana gövdeden ayırmadan köklendireceğiz. Bunun için bardağın yan tarafından dibine kadar kesik atıyoruz. Bu arada ince olan dalı steril bir makas ile ana gövdeden ayıralım. Bu dalı suda köklendireceğiz. Yani bu videoda iki farklı köklendirme tekniği izleyeceksiniz. Yandan kestiğimiz bardağın dibinde de dalın gireceği kadar delik açmamız gerekiyor. Bu dalın kalınlığında delik açmalıyız ki yerine tam otursun. Hazırladığımız bardağı yandan çıkan dalın ana gövdeye birleştiği yere kadar yerleştirmeye çalışın. Bu şekilde tamamen oturduğundan emin olun. Bardağın dibinde kalan boşlukları bir peçete ya da bez parçası ile kapatın ki içine dolduracağımız toprak bu boşluklardan akıp gitmesin. Bardağın yanına açtığımız kesiği de bant ile kapatın. Bardağın içine dolduracağımız toprağa gelince, bitki toprağı olarak kullanılan torf toprağın içerisine Hindistan cevizi torfu ekleyin. Hindistan cevizi torfu köklendirmeyi hızlandırmaktadır. Bu işlemi direkt bahçe toprağı ile de yapabilirsiniz. Ancak köklenme süresi biraz daha uzar. Hazırlamış olduğumuz toprak karışımını bardağın içerisine dolduruyoruz. Bu arada sürekli sorulan bir soruya değinmek isterim. Diffenbachia çiçeği zehirli midir? Yemediğiniz müddetçe bir sıkıntısı yoktur. Bitkinin çiğnenmesiyle ağızda ödem, konuşma zorluğu, dudaklarda ağrı, şişlik, yanma görülebileceği gibi ayrıca hava yolunda oluşan tıkanıklığa bağlı solunum yetmezliği gibi ciddi klinik bulgular gelişebilir. Zehirlenmelerden bitki hücresi içerisinde bulunan kalsiyum oksalat kristallerinin sorumlu olduğu sanılıyor. Şu an benim yaptığım işlemlere benzer işlemler yaptığınızda ya eldiven kullanın ya da işiniz bittiğinde ellerinizi sabunla bolca yıkayın. Doldurmuş olduğumuz toprağı bolca ıslatıyoruz. Kullandığımız su soğan kabuğu sıvı gübresi. Köklenmeyi hızlandıran bir formül. Nasıl hazırlandığına yukarıdan ya da açıklamalar ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Bu toprağı sürekli kontrol edin. Tamamen kurumadan nemli kalmasını sağlayın. Oda sıcaklığında yani 18-22 derece aralığında köklenmesini bekleyeceğiz. Diffenbachia çiçeğine verdiğimiz su biraz farklıdır. Yani saksısını sularken çeşme suyu veya da içme suyu vermiyoruz. Önceden kaynatılmış ve oda sıcaklığında bekletilmiş suyla sulamamız gerekiyor. Şimdi gelelim kopardığımız dalı köklendirmeye. Su koyacağımız kabın içerisine bir miktar yeşil mercimek ekliyoruz. Kesmiş olduğumuz bitkimizin üzerinde bulunan bu gözlerden köklenmeler gerçekleşecektir. Köklendireceğimiz bitkimizi kaba koyup içerisine su dolduracağız. Yapraklara kadar suyu doldurmayın. Çürümesini değil, köklenmesini istiyoruz. Yeşil mercimek ne işe yarayacak? Karbonhidrat ve protein açısından yüksek olan bu besin, fosfor, çinko, potasyum, bakır, manganez, magnezyum ve B vitamini içerir. Bu da köklenmeyi hızlandıracaktır. Bu kadar su yeterlidir. Yapraklara temas ettirmemeye dikkat edin. Güneş alan bir yere değil, sadece aydınlık bir yere koyun. 3-4 günde bir suyun yarısını döküp üstüne su ekleyin. Bir hafta içerisinde köklenme başladı bile.
Elbette bu kadar kök bize yetmez. Çok daha fazla köke ihtiyacımız var. Bu köklenmenin sürekli olabilmesi için suyun temiz ve oksijen içerikli olması gerekir. Kontrol ettiğinizde yapraklarda çürüme yok ve kök adeti birden fazla. Bu iyiye işaret. Aslında diğer gözlerde de köklenme bekliyorum. Şimdi bunu buraya koyalım ve suyu nasıl değiştiriyoruz onu izleyelim. Kavanozun içerisindeki sararmış suyu 3-4 gün içerisinde tazelememiz gerekiyor. Bir miktarını dökün ve içerisine tekrar dinlenmiş su ekleyin. Bu işlemi kökler tamamen büyüyene kadar yapmamız gerekiyor. Daha önce ilettiğim gibi su seviyesi yapraklara kadar çıkmasın. Bu kadar yeterlidir. Dalında köklendirmeye gelince, bardak içerisindeki toprağı ara sıra kontrol edin. Tamamen kurumadan az miktarda su püskürterek toprağı nemli tutun. Burada köklenmenin oluşumunu şimdiden göremeyiz. Sadece işlemin doğru gidip gitmediğini bitkimizin çürümemesinden anlayabiliriz. Zamanla kökler kendini göstermeye başlayacaktır. Daha önce dalında köklendirme yapmıştık. Köklendirme nasıl gerçekleşmiş? Buyurun izleyelim. Boyu bir hayli uzamış ve artık düzene sokulması gereken çiçeğimize dalında köklendirme işlemini yapmıştık. Burada gövde büyük olunca köklendirme için pet şişe kullanmak uygun olacaktır. Pet şişeyi gövdeden ayırdığımızda kökler ortaya çıkıyor. Bu pet şişe ile yapmış olduğumuz köklendirme videosunun tamamını izlemek isterseniz yukarıdan veya açıklamalara ekleyeceğim linkten videoya ulaşabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmanın ücretsiz olduğunu hatırlatmak isterim. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı ve zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and hearts.